Binden sert kripto para kararı diyor burada. Buna bir göz atacağız. Şunu da kapatayım. Binden gelen karara göz atıp neymiş ne değilmiş diye üzerinde durmaya çalışacağız ve mevcut kararlardan bahsedeceğiz. Bu arada hala BTC fiyatları gördüğünüz şekliyle geri çekilmeye devam ediyor. Dediğim gibi biz de bu konunun üzerine konuşacağız. Bu arada tabii sizden ricam birkaç saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Önemlidir. Aynı zamanda bu videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Videoyu beğenip kanala da abone olalım. Şöyle aşağı doğru devam eden haber mevcut. Çin'den sert kripto para kararı diyor. Düzenlemelere devam. Pekin Kalkınma ve Reform Komisyonu enerji tasarrufunu artırmak için yayımladığı genelgede Bitcoin madenciliğine yönelik kısıtlayıcı tutumun devam edeceğini açıkladı. Bu hamle Çin'in kripto para birimlerine yönelik sert tutumun göstergesi olarak yorumlanmakta diyor. Evet, yani başka ne olarak yorumlanacak bilmiyorum. Enerji konusu önemli. Tabii bu konuyla alakalı şimdi Bitcoin madenciliği ve enerji konusunda ülkelerin tamamı zaten konuya ilişkin şikayetçiler. Bunu bir kere söylemek lazım. Yani bunun üzerine çalışmalar yapılıyor ve ülkeler de bu konuyla alakalı çalışmaya devam edip çeşitli hareketlerde bulunuyor. Mesela kimisi örneğin çok fazla enerji tüketmemeleri için ekstradan teşvik veriyor gibi. ABD'de örneğin farklı eyaletlerde bu tarz durumlar söz konusu. Enerji konusunda problem yaşamayan işte Rusya falan gibi taraflar dedi. İşte daha Arap Yarımadası'nda falan Birleşik Arap Emirlikleri'nde bla bla. Buralarda ya da Suudi Arabistan'da çok fazla problem olmuyor. Ama diğer ülkelerin neredeyse tamamında bu çok ciddi bir problem oluyor. Tabii hepsi Çin gibi yasakladık bitti gitti muhabbeti yapmıyor. Ama Çin tarafı zaten kriptoları ambargo altında tutmak için bahane aradıkları da bilinen bir gerçek. O yüzden çok da üzerine ekstra bir şey söylemeyin bir anlam yok. Yani sorun her yerde sorun ama hepsinin geri dönüşü bu şekilde olmuyor. Onu söylemek lazım. BTC'de de bu konuyla alakalı Bitcoin madenciliğinde çeşitli çalışmalar var. Önemli çalışmalar var. Örnek vermek gerekirse yenilenebilir enerji oranı yakın zamanda %50'ye kadar zaten çıktı. Hatta zamanında Elon Musk eğer %50'ye kadar çıkarsa Tesla'nın yeniden BTC ile ödeme kabul edeceğini açıklamıştı. Çıkmasına rağmen henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama olmadı. Olması şu an için beklenmekte. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Bekleyip göreceğiz. Aynı zamanda yine çeşitli ürünlerle, yeni makineler, yeni sistemler gibi farklı durumlarla da bunun üzerinde durmaya çalışıyor. Çin'de yeni kripto para kararı dikkat çekti. Genelgede kripto para madencilik faaliyetlerine uygulanan kısıtlayıcı politikanın başarılı olduğu söylenmekte ayrıca bu sıkı düzenlemelerin devam ettirilmesi gerektiği belirtilmekte. Tüm şehirlerin yasalara uygun olarak kripto madencilik faaliyetlerini temizlemesi talep edilmekte. Pekin şehri yetkilileri de 2024 yılında kripto madenciliği faaliyetlerini izlemek ve analiz etmek için sıkı önlemler alacaklarını duyurdu. Şehir yasa ve yönetmelikleri uygun olmayan kripto paralarla ilgili madencilik faaliyetlerini durdurmaya kararlı şeklinde ifade ediliyor. Evet dediğim gibi yani yapacak çok fazla bir şey yok. Adamlar yakın zaman içinde bir stablecoin ile ödeme yapan vatandaşa 3 yıl hapis cezası kestiler. Adamlarda böyle bir durum var yani. Yeni düzenlemeler kapsamında şehir ulusal gereklilikleri uygulayacak. Ayrıca sanal kripto para birim madencilik faaliyetlerini ortadan kaldırmaya devam edecek. Faaliyetlerin izlenmesi, analiz ve sınıflandırılmış düzeltmesinde güçlendirilmesi planlanmakta. Yakın zamanda Çin Halk Mahkemesi'nden bir karar çıktı. Dediler ki hükümetin uygulamış olduğu politika ve yasak kanun dışıdır. Aynı zamanda şu anki kripto para yasağı kaldırılmalıdır denildi. Yani kripto paralara uygulanan yasağı kaldırın. Çok açık bir şey söyledi adamlar aslında.
Çünkü hukuki değil denildi. Tabii hükümet bunu sallamadı. Bu şekilde de bir sıkıntı oldu. Kriptolar üzerinde yakın zamanda Çin'in direkt olarak kriptolar anlamında pozitif faaliyet göstermesini beklemiyorum. Burada ilerleyen videolarda da konuşacağız. Arthur Ashe'in de söylemiş olduğu gibi ETF'ler üzerinden girecekler. Direkt olarak dijital noktadan kripto paralara giriş yapacaklarını zannetmiyorum ben de. Nihai hedef kentin sanal para birim madencilik faaliyetlerini yasa ve yönetmeliklere uygun olarak temizle. Madencilik de yasa dışı. Belediye Kalkınma ve Reform Komisyonu, belediye, A Bilgi Ofisi ve Belediye Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Bürosu bu önlemlerin uygulanmasından sorumlu olacak. Çin'de kripto paralar halihazırda yasaklı ve kripto madenciliği de yasa dışı. Buna rağmen Çin halkının kripto paralara ilgisi devam ediyor. Yasakları çeşitli yöntemlerle kripto varlık satın almaya devam ediyor. Genel gelin diyor. Bazı önemli noktaları şu şekilde. Bu kısım doğru. Hani yasak olmasına rağmen çeşitli şekilde tabii yatırımlar yapılmaya devam ediliyor. Yasağa rağmen. Hatta Wall Street Journal'ın iddiasına göre Binance'ın bundan daha birkaç ay önce Binance borsasının en faal olduğu, en çok müşteri bulundurduğu borsa, direkt olarak borsa diyorum ya, borsanın en çok müşteri bulundurduğu ülke, en büyük pazarı direkt olarak Çin olduğu iddia edilmişti Wall Street Journal tarafından, dediğim gibi. Bu ne kadar doğru şu an için bilmiyor bile olsak bundan çok da şey değil, yani çok da uzak değil söyledikleri. Kripto para madencilik faaliyetlerine uygulanan kısıtlayıcı politikanın başarılı olduğu söylenmekte. Bu nedenle devam ettirilmesi gerektiği belirtiliyor. Tüm şehirlerin yasalara uygun olarak kripto para madencilik faaliyetlerini temizlemesi talep edilmekte. Pekin şehri yetkilileri 2024 yılında kripto madencilik faaliyetini temizlemek için harekete geçecek. Şehir yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan kripto paralarla ilgili madencilik faaliyetlerini durdurmaya kararlı. Yeni düzenlemeler kapsamında şehir ulusal gereklilikleri uygulayacak ve evet, yani direkt olarak şey, madenciliğe uygulanacak yasaklardan bahsediyor işte yani. Evet. Bitcoin madenciliği faaliyeti daha da azalacak, şöyle olacak. Böyle yasak uygulayacağız, şöyle yapacağız, bilmem ne. Hep aynı terhalelerde. Bunlar olmasa daha iyi. Yapacak bir şey yok. Kısıtlı şartlar altında bile piyasa ilerlemek zorunda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.